Hadi gidelim arkadaşlar diyoruz. Spora başlıyorum. Altın kazanan hamur gerçekten. Altını kaç ayar? Fiyatlara bakarak gidelim. En pahalısını almak benim de hakkım. Bu nedir böyle? Tanercim iyi misin? Nefes al. Burnundan al, ağzından ver. Sakin. Tabii. Ben biliyordum yani buraya gelip de altınını yemeden gitmem ya. İş falan yapsak bari, boşa gitmese ya. Nusret'ten çıktık, altınlarla donattık. Yani kafayı yedirecek bir rezalet bayağı. Vav, altın kaplamalı hamburgeri. Altınlar kemikte kaldı, bunları eve götürebiliyor muyuz? Arkadaşlar babamın canı gitti. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Taner'in en kötü günü olabilir. Gece uyku uyuyabildin mi Taner? Vallahi uyuyamadım. Arkadaşlarınız 4.30'da uyudum. Vallahi mi uyuyamadın? Bu yüzden mi uyuyamadın? Birazdan anlayacaksınız neden uyuyamadığını. Bir de vallahi dedi. Gerçekten 4.30'da mı uyudun gece? Gece 4.30'da uyudum ama bu yüzden değil tabii ki. Eminim bu yüzdendir. Bilinçaltı o Taner. Çünkü neden arkadaşlar? Taner'in bize Nusret sözü vardı. İzleyen arkadaşlarımız zaten çoktan anlamışlardır bile. Tek renk smoothie challenge yapmıştık. Bardağının tam olarak rengini ve en lezzetli bardağı kim yaparsa yapamayan taraf Nusret'e götürecekti ve istediğimiz her şeyi alabilecektik. Ama her şeyi. Yani altı kaplama et mi alsam acaba? Tabandan... Valla eti benden, altını senden. Ben Nusret sözü verdim. Altın sözü vermedim. İyi de Nusret getiriyor altınıza. Altın kaplamalı kaburgası var. Ben hiç yemedim yani. Şu midem altın görmesin mi? Şu dişlerime o altınlar yapışmasın mı Taner? Geri dönüşümü var mı acaba o altının? Bak neler düşünüyor. Vallahi götürür bu midesinden. Kusar götürür bozdurur. Ya da aynı şeyi kusamasa bile tuvalet yoluyla halleder. Eminim yani. Artık orada şakkadanak bayılmazsa iyidir. Gelen fiyata bağlı. Hiçbir fikrim yok fiyatlar konusunda. Gerçekten hiç yok. Biz de ilk defa gideceğiz arkadaşlar. Linacığım özgürsün. Başlangıç, ara sıcak, ön sıcak, arka sıcak, tatlı. Babacığım yiyebileceğimiz kadarı. Tatlı, hamburger. Yok yiyebileceğimiz kadarı. Hadi bir de şundan olsun. Hamburger şu kadar alacağım. Altın kaplamalı. Altın kaplamalı. Ne istiyorsan al. Bugün özgürüz anneciğim. Anasının bugün kızı. Bugün Taner'in götürdüğü yere değil. Yüreğimin götürdüğü yere gidiyorum. Nusret'e gidiyorum. Altın kaplamalı bir hamburger ama diyebilirim. Diyebilirsin annem. Varsa iste. Gerçekten anneciğim. Gerçekten altın kaplamaymış bu arada. Şaka değil. 24 ayar altın geliyormuş yani. Allah Allah. 24 ayar Taner. Altının gramı da bayağı arttı yani. Şöyle... Uzamlanmıştır. Keşke daha önce gitseydik. Gözü kapalı mı sipariş versem acaba? Vallahi bilemiyorum artık. Gittiğimiz zaman göreceğiz arkadaşlar. Bakalım neler neler gelecek. Şimdi ben bir tartılıyım. Bir de gelince tartılıyım. Yok artık bir de tartılacak. Vallahi tartılacağım. Altın kaplama bakalım midemde ağırlaşacak mı? Evet altın. Onu görmek istiyorum. Kilomu biliyorum zaten. Birkaç yıldır tartılmadım ama 53 kiloyum yani. Birkaç yıldır da tartılmadım. Ama aynı yani bir değişiklik göster, yok yani. Göster, gir içine. Aaa! Anlamıyorum. 58 kilo olmuş. 58 kilo mu? Küçül de cebime gir. 53'müş. Yok ya boyum uzamıştır. Kilom aynı ya. Evet ben 1.92 olduğum için boy farkıdır o. Bunda bir sakatlık var. Yok, mümkün değil. Doğru tartıyor. Ama Lina'yı doğru tarttı. Allah Allah durduğum yere 200 gram daha mı aldım? Bir dakika. 58 iyiydi demin ya. Burayı silelim. Neyse gidelim. Bakalım gidelim, altın kaplamayla 70 mi dönerim artık. Allah'ım hiç kilomdan haberim yok. Kilolu muyum ben ya? Şu an göründüğümden daha zayıfım. Sizin gördüğünüzden. Görenler hep öyle söylüyor. Ya hepi topu 58 kilosun işte. Kilo mu? Ama ben bu ara biraz kilo aldım. Ödem o ödem. Su topladı. Tabii, hadi tabii, gidelim. Öyledir. Ödem ödem. Ödem diye bir şey yok arkadaşlar. Kazaklar onu zayıf gösteriyor. Yoksa göbeğini açar açma bom diye bir çıkıyor. Ne diyorsun? Hani göbek? Şişiriyorum buyurun. Yok göbeğe çıkmıyor. Yani şimdi o kadar da değil. Bak, en şişirmiş halim. Buyurun. Var mı? Bakın yok, o kadar yok, da yok. Şöyle yapıyorum. Fitsin. Yok. Fitsin. Ya fitim ya arkadaşlar. Su topladım ya. 58 mümkün ya. Hadi gidelim artık. Hadi. Ben çok acıktım. Spora başlıyorum. Spora başlıyorum. Spora başlıyorum. Bir dakika. Arkadaşlar evde o kadar yok. Tıkıştırıyor. Bir görseniz. Vallahi. Yalan söylüyor. Bir dakika sen misin yavrum? Hadi gidelim arkadaşlar. Diyoruz.
hamburger. Ne istiyorsun babacığım? Altın kaplamalı hamburger. Altın kaplamalı hamburger istiyor Lina. Pişirme tarzı da sağ ol anne. Pişirmek eti iyi pişmiş olsun. Altını kaç ayar? 24 ayar. Maşallah. Taner'cim gerçekten 20... Arkadaşlar şaka değil, gerçekten 24 ayar altın kaplamayla getiriyorlarmış. Taner, sarkmak yok, altınıyla beraber yiyecek kızım. Geri dönüşümü yok. Geri dönüşümü yok, artık midende mi saklarsın? Bilmiyorum yani. Ben de altın kaplamalı bir şey alayım tabii ki. Taner'i buraya getirmek zor oldu arkadaşlar zaten... biliyorsunuz. O challenge'ı kazanıp hakkımla yani kazandım ben Nusret'i. O yüzden cezasını çekecek. İstediğimizi alabiliriz. Ben de canım... noodle alayım ya, altın kaplamalı. Sen emin misin altın kaplama yiyeceğinden Taner? Ucuz olsun işte. Lina'cığım başlangıç istemez misin sen? Yok. Hiç mi istemiyorsun? İçecek, yok. İçecekse seçelim sana bir tanem, olmaz öyle. İçecek altın kaplamalı smoothie. Altın kaplamalı smoothie var mı? Derçi. Taner'in rengi kıpkırmızı oldu. Altın kaplamalı portakal suyu, altın kaplamalı ice tea şeftali tarzı bir şey iste. Portakal suyu, altın kaplamalı. Tamam. Altın kaplamalı. Portakal suyu istiyor. Portakal suyu. Portakal suyu istiyor. Taner her şey altın oluyor. Sen ben de şöyle başlangıçlardan bir başlayayım. Şöyle alayım, ben fiyatlara bakarak gidelim. En pahalısını almak benim de hakkım. Önce bir Taner'i göstereyim. İyi yere düşün. Taner'in rengine bir bakalım arkadaşlar. Kızarmış şimdi. Aa, gerçekten rengin atmış. Yok kızı, kırmızı değil. Böyle bir beyaz görünmüyor mu sizce de arkadaşlar? Daha o görmedi tabii burayı. Şimdi şöyle başlangıçlardan başlayalım. Oh maşallah. 215, 270, 270. Ben menüye değil de fiyat olarak bakıyorum. Sanırım şurada 272 tane var. 2 tane 270 gördüm. Şunlardan hangisini tavsiye ederseniz onu alayım. Güzel, isli bir. İsli bir et yani. Öyle. Tamam, başlangıcımız öyle olsun. Tamam. Başlangıcımız öyle olsun. Ben zinleribe hazırlıyorum efendim. Evet. Devam edelim. Evet. Salata, tatlı ne bulursak alalım artık. Değil mi arkadaşlar? Salatalardan yine şöyle fiyatlara bakarak devam edebiliriz. 145, 150, 145, 145. Evet, şu 170'lik iyidir herhalde. Tamam. İyi midir? Lezzeti nasıldır? Okusana orada yazıyor ne olduğunu ya. Neymiş? Avokado salatasıymış. Ya ben şey alayım ya, roka alayım ya. Roka olsun, roka. Tulum peynirli de varmış. Bunların en meşhur salatası. O zaman evet. O zaman tulum peynirli salata olsun. Nusret'in en meşhur salatası tulum peynirli salataymış arkadaşlar. Bak 20 lira oradan kar ettin Taner'cim. Tamam mı? Başlangıcımız, salatamız tamam, güzel. Şimdi burada goldenlar çıkmaya başladı bak menüde. Dur dur, yavaş, sakin. Tamam, sakinim. Ben evet bir heyecanlandım yani. Ben buradan göremiyorum, sen devam et. Bu nedir böyle? 1025. Taner bu gece uyumayacak, belli oldu. 2550 fiyatlardan devam edelim. Evet, kuzu kafes alalım biz arkadaşlar, altın kaplama. Evet arkadaşlar, ne kuzu kafesimizin fiyatı. Kuzu kafesimizi gösterelim. Önden golden normal kafes, arkasından kuzu kafes. Kafeslerle donatıyoruz burayı. Bu bir tanesinin fiyatıymış. Evet, çok başarılıymış. Taner'cim iyi misin? Nefes al. Burnundan al, ağzından ver. Tabii, sakin. Tabii. Tamam. Üç kere al ver. Normal rutinine şey dönecek o. İçecek de alalım. Bir saniye. Yanına garnitür ister misiniz bu arada? Garnitür mü? Daha bitmedi. Daha bitmemiş bizim. Niye? Soğan çiçeğimiz çok güzeldir. Tamam, bir de soğan çiçeğimiz olsun ya. Tamam, niye? Tamam. Soğan çiçeğimiz olmasın mı Taner? Tabii yani. Çiçek olsun. Olması lazım. Bir de çiçek olması lazım. Soğandan ama. Tamam, tatlıları da sonra seçeriz arkadaşlar. İçecek olarak ne içmek isterseniz? İçecek kola olsun ya. Tamam. Molda kaplamamızı ister misiniz? Yok, o kadar da olmasın değil mi? Ya hocam. Taner Bey siz? Taner Bey. Valla bana da bir şey getir artık ya. Lina'cığımınki zaten altın kaplamalı portakal. Efendim? Taner'in bakışına bak. Kırmızı oldu ya. Emin misin kızım, baban kızarıyor giderek. Altın kaplamalı mı olsun portakal suyu? Altın kaplamalı. Evet. Kesin mi? Evet. Öyleymiş Taner, yapacak bir şey yok yani. Tamam. Hemen şu Taner'i göstermem lazım arkadaşlar. Göster, göster. Taner'cim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere. Challenge'larda yenilmek o kadar da basit bir şey değilmiş demek ki. Yapacak bir şey yok. Söz verdim zaten. Söz verdim, yapacak bir şey. İyi misin? Sağlam geldin mi? Buranın altından kalkabileceğini düşünüyor musun? Yoksa bak mutfak tarafı orada. Bulaşıkları ben yıkarım. Tezgahları silebilirsin. Tabii o da karşılar mı bilmem yani. Karşılamaz, kurtarmaz bir ay. Nereye kurtarmaz? Yine mi kurtarmaz? Kurtarmaz. En az 3-5 ay çalışmam lazım. O zaman sen şu artık arabanın ruhsatını mı bırakırsın?
Binacığım, acıktın mı? Çok, karnı kurutuyor. Öğle yemeği yedirmeden geldim kızımın. Midesini şöyle altınlarla dolduralım diye. Ya hiçbir şey yemediler bunlar ya. Aynen, ne yapalım? Sabah o kadar az kahvaltı ettik ki akşam olmak üzere. Ne yapayım yani? Ben biliyordum yani buraya gelip de altınını yemeden gitmem ya. Taner'i 40 yılın başı böyle bir yere çıkarmışım, becerebilmişim, azmetmişim, getirmişim. Daha ne yapayım? Yiyeceğim. Hakkını vermek lazım buranın yani. Bileğimin hakkıyla kazandım neticede. Aa, benim arka planım çok güzelmiş. Meşhur tuzumu da gösterelim. Getir bakalım meşhur tuzunu. Evet. Tuzları ben dökeceğim. Güzel. Ama hiç mi oynatmıyor canım? Elini oynatıyor. Oynatıyor mu? Oynatıyor tabii. Bravo. Valla ben de ışık attım ya. İşte bu, bravo. Aa, Lina. Lina'nın portakal suyu geldi. Gerçekten altın kaplamaymış. 24 karat gold. Lina'cığım duydun mu? 24 ayarmış babacığım. 24 ayarmış. Yiyeceğim. Yenilebilir mi acaba? Yenilebiliyormuş Lina'cığım. Yiyebilirsin. Bak tadına tane. Bakalım nasıl bir ye şey. Ye kızım, miden bayram etsin. Şu altının bir de ben tadına bakayım nasıl bir şey. Güzel bir şeymiş bak. Başlangıcınız. Lina'cığım tadına bakmalısın başlangıcının. Altın varken ne yapsınız? Ne yapsın? Ben ilk defa geliyorum, bakacağım. Ben de ilk defa geliyorum. Bir daha bakabilir miyim şu altının tadına? Bir de ben bakayım ya, o kadar. Diş falan yapsak bari, boşa gitmese ya. Şöyle altın kaplama. Afiyet olsun. Anneciğim altının gramı çok arttı. Bak ziyan etme ye bunları, tamam mı? Ay, bir gram altın ne kadar? Bayağı bir artış mesela. Yaklaşsana bir. Ya yanağına bile bulaştı. Dursun canım, o da artık yani buraya. Dursun geldik, yanağımız altımız. Öyle çıktı şöyle. Altında çıkmamız lazım buradan. Ya bir yer belli olsun. Belli olsun değil mi? Bir yerlerden belli olsun canım Nusret'ten. Nusret'ten çıktık, altınlarla donattık falan. Şuna şöyle bir tadına bir bakalım. Bak bakalım. Smoke, isli bak. İsli et ya. İslenmişim. İs kokusunu alıyorsunuz ve gerçekten ağzında bir is tadı bırakıyor. Çok güzelmiş gerçekten. Tadına bak, çok beğeneceksin. Altı dudak. Çok güzel, pişman olmayacaksın Taner. Değecek mi bakalım? Taner ağlayacak, gözleri doldu. Bak çok onu güzel. Tadınca acı falan kalmayacak. Kızım altınlarını salatasına döküyor, altın servisi yapıyor kendine. Yavrucuğum şu altın portakalından bir yudum alabilir miyim anneciğim? Asla. Gerçekten asla. Mi? Neden? Alamazsın. Bugüne kadar hep yanlış cezalar seçmişim. Bundan sonra bunu sık sık her ay başı. Olmak üzere bunu koyarım. Neyse çok konuştum ben şu ortada şimdi, Taner buradan hiçbir şey bırakmaz çünkü bırakmam bana. Bırakmam vallahi hiç. Babacım altına iyi sardın ha. Dudaklarını altınla kapladı Lina. Altın kaplamalı dudak. Başlangıcı vallahi ben bitirdim hemen hemen. Taner sen bir dilim mi almıştın? Vallahi hepsini bitirdim, bize de bırakmadı ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Altın kaplama. Yani kafayı yedirecek bir cezere senin bayağı. İşi biliyor bunun şey. Al al, bol bol ye. Bol bol ye. Hiçbir şey bırakmayalım arkadaşlar masada. Ay soğan çiçeği, evet. Aynen. Evet, gerçeğini göremedim çiçeğin ama soğanını gördüm arkadaşlar. Yalnız sen bana bir çiçek alacaksan hep böyle çiçek al, boş ver ötekileri. Sosu da burnuna. Almaz mı? Bak çiki çiki geliyor her şey. Çiki çiki. Aa bak geldi bak. Of, kafesiniz değil mi? Yok, bu sırt. Altınları mideye indirin bakalım hadi. Ya burada da bir şey pişiyor herhalde, sosu herhalde. Vay vay vay. Cozur cozur oldu. Aynen. Geldik en önemli yere. Ay sen tuzu kaçırdın. Ay, tuzu kaçırdım. Bir dakika, az bir şey daha atar mısın sana zahmet? Çiki çiki çiki. Çiki çiki olmadan olmuyor. Olmaz. Lezzetini alamazsın. Tabii çiki çikisiz olur. Ooo, hamburgeri geldi. Teşekkürler. Vav, wow, altın kaplamalı hamburgeri. Lina'cığım, çiki çiki de başla. O neydir Lina'cığım? Çiki çiki. O çiki çiki diyor Lina'da. Hepsine puan vereceğiz ama ben görüntüye zaten verdim bile o puanları. Aynen. Soğandan bir başlayalım, çiki çiki. Tam çiki çiki yani. Yok, bir şey. Soğan bile bu kadar mı lezzetli olur ya?
Vallahi altın madeni açacağız yakında. Ben nereye düştüm? Çiki yavrum, çiki çiki. Göm anneciğim, göm. Babam bir daha bizi buralara geçti. Patatese başla. Yine patates. Çiki çiki de başla. Çiki 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 çiki. Kanerim çiki çikisine bakın, dertli dertli. Devam anneciğim. Babam götürür bak, bozdurur onları, söyleyeyim. Bu da altın kabuğu. Gerçekten de çok güzel. Görünüşü süper. Buldum beleş. Ne varsa söyledim. Yani söylüyorum. Daha da söyleyeceğim belki, bilemem. Hadi bakalım. Vazo gibi oldu. Ne oldu kızı? Vazo. Vazo gibi oldu. Gerçekten çiçek gibi bir görüntümüz oldu. Şöyle değil, şöyle şöyle. Yine de şöyle. İsmi ne? Lina. Lina. Benim kızım adı Lina. Öyle mi? Hoppa. Aa, işte bu. Süper. Bravo Lina. Başlangıçlarımız bitti. Ana yemeğe geçiyoruz yavaş yavaş. Yavaş yavaş derken? Bunu... Bu ana yemek değil miydi? Bu başlangıç efendim. Başlangıç. Daha yeni başlıyor. Kalpten gidecek senden. Ben doydum ya. Ana şöyle bir kala kaldı. Ben doydum, bu kadar yeterli. Biz başlangıçta bırakalım falan. Evet. Donat var mı? Başlamadan bitirelim. Donat var mı? Nereye elimi alsam altın çıkıyor. Ben ne yapayım? Bunun intikamı kötü olacak ama, haberin olsun. Ay, bunun intikamını düşünemiyorum. Buradan çıkan hesap sayısınca Taner'in uykularının kaçtığı gün sayısı eşittir arkadaşlar. Bunun intikamını benden çok acı bir şekilde çıkartacağından aynen, eminim. Aynen. 23 yıla eşdeğer efendim. Nasıl? 23 yıla eşdeğer. 23 yıla eşdeğer. Oo. Ne yaptın başka? Bir bakalım bu kaç yıla eşdeğer. Yalnız gerçekten konuşuyor yani. Evet, resmen ağzının içinde diyor ki merhaba, ben Etin. Tanıştığımıza memnun oldum. 20 yıla değer. Beğendin mi? 20 yıla değer. O zaman büyük ısırık. İşte paket yaptırma atmamış bir şey. Efendim? Paket yaptırın ha. Paket yaptırın. Bir tane kemik bile kalsa paket yaptıralım. Eve gider Dorine yediririz. Altın kemik yesin de ona. Harcın Dorin altın kemik yesinler yanları. Şimdi benim iştahım kaçtı. Niye? Ya çocuk 23, 23 yıl dedi. E tamam 23 yıl yani. 23 bin lira mı demek istedin? 23 bin lira mı demek istedin? Ama 23 bin lira mı demek istedi gerçekten? Valla hani yok zaten öyle bir şey. Ona göre ha, nasıl yok öyle bir şey? Yani yok öyle bir param yok, 23 bin lira ben nereden nasıl bizi burada mı bırakacaksın Taner? Ben 2-3 bin lira tutar diye tahmin ettim. Allah'a korkun. Ne diyorsun Taner? Bir de hafta sonu gidip kredi de çekemezsin. Yani kartta da yok o kadar. Burada kalmayalım ya, beni rezil etme, ben tanımıyorum bu adamı der giderim yani. Lina ne diyor baban? Lina ne yapıyorsun? O da bardak. Bardağı mı yiyorsun kızım? Bu da senin gibi altıncı. Bardağı götürelim yavrum, o kadar sarıyor. Annesin kızı altıncı. Bırakmıyor. Elini verdin mi kolunu alamazsın. Öyle bir şey yok ya. Ya söyle bir tane bir şey. E söyledik işte. Ne söyledik arkadaş, ne söyledim ya? Vallahi şimdi arkadaşlar haksız yere linç edecek beni. Öyle şeyler söylüyorsun bakın. Bir salata söylemeyeyim mi? Hakkım değil mi? Bir içeceğim olmasın mı? Bir başlangıç menüm olmasın mı? Bir de ana menüm olmasın mı? Bunu söyledim ya. Bir de soğan çiçeği. Nedir ya? Hepsini dedi de altınını söyledi bari altınını. Ben hepsini söylemedim altınını. Bak bunu söyledim altınını. Altınlarını da burada bırakıp gidiyoruz. Şimdi canım ona yanıyor. Bütün kemiklerde kaldı altınları. Altınlar kemikte kaldı. Bunları eve götürebiliyor muyuz? Altın hepsi altın. Bunu bana yıkamazsın. Bunu Lina söyledi. Tamam Lina'nınki de. Altın kaplamalı tamam, portakal isteyen o. Altın kaplamalı hamburger isteyip bir onu bir de yemeyen. Bir de yemeyen o. Onu artık eve paket ettireceğim. Paket ettik evet, vitrinde bir şey yapacağım çerçeve. Ya mikrodalgaya atsam o altınlar yanar mı acaba? Mikrodalga ısıtmak için. Patlatacak ya. Fırında ısıtırsın ya. Ha, fırında ısıtırım. Mikrodalgada çatır patır olur, altınlar boşa gitmesin. Ya şimdi benim de kafama takıldı. O çocuk 23 sene dediğine göre garson, gerçekten 23 gün mü gelecek? Ay yok, benim de içime oturur yani.
Valla bulaşıkları ben yıkamam. Valla ben hiç yıkamam. Valla hiç bakma. Şöyle ben hiç yıkamam. Telefonumu çantama aldığım gibi. Nusret cezalı, hadi bakalım. Cezayı sen çekeceksin. Ben mi niye çekiyorum? Bulaşık yıkamaya gelmedim ben buraya. Yemeğe geldim herhalde. İstediğimi söyle diyen kimdi? Garsonun yanında hava atıyordu. Şimdi ne oldu? Hava sen atıyordun. Ama makul şeyler ne istiyorsan söyle diye. Herkesin bütçesine hitap eden şeyler var. Ya 20 lira. Hayır 20-30 lira farkı vardı. 20-30 lira için mi? Hayır canım. Tabii. Tabii. Ne arkadaşlar bir salata istedik. Biri 170, biri 150. Bak 20 lira kar ettin dedim. Bir de 150 liralığı aldım yani. Ya iş golduna gelince biraz fiyat düşürdüm. İş golduna gelince bir tane söyle. Bir tuhaf oldu. Ben sandım ki bunu götürür bozdururuz. Meğer yiyormuşuz. Şurama burama takarım diye düşünüyordum ama olmadı. Mideme indi yani. İyi oldu. İyi oldu diyorlar. Kızım şunları ye yalla bir şeyler yap burada bırakma. Bak canımı sıkma benim. Ay bana bir fenalıklar geldi. Anne yapacak bir şey yok gelmiyor. Bari altın kişi mi olsun yani? Aynen öyle çık. Oldu bak, mu? Nusret'ten öyle çık. Oldu mu? Çık öyle çık. Ay pardon Nusret'ten çıktım dişimde kalmış. Hayır, altından kusura bakmayın. Yalnız altında tat var ya. Ben böyle altın görüntülü alüminyum folyo falan zannettim ama değil. Olur mu canım bu gerçek? Gerçekten altın alüminyum folyo falan değil yani. Evet yenilen, gerçek altın. Evet yenilen altın. Biz yalnız bütün altınları burada bıraktık. Nasıl yapacağız onu şimdi? Hesaplamış kaç zaman bıraktıysak onu düşebiliyor muyuz? İkaz altın alayım. Bunu bozdurabilirsiniz. Tartalım, evet tartalım lütfen kaç gram varsa bıraktıysak nasıl da onu düşebiliyor. Evet biz yavaş yavaş hesabı isteyelim artık. Evet. Arkadaşlar babamın canı gitti. Evet. Taner duaya oturdu. Kızardık şu an moral geliyor. Değil mi? Taner gerçekten duaya oturdu. Yalnız ben de merak içindeyim. Evet geliyor. Hesabımız geliyor. Salına salın. Geliyor gelmekte olan. Ben de merak ettim. Aç bakalım Taner'cim. Dın dın. Dın dın. Ne oldu? Ne oldu? Ver bana ver. Bana ver. Ben gidiyorum. Bulaşıkhane ne tarafta? Ama ödeyebilecek misin bulaşık yıkamakla o zaman? İki ay çalışırız herhalde. Bakayım ya ben de çok İkinde merak ettim. İkinde olacak iş değil. Şöyle yukarıdan aşağı doğru yavaş ineyim. Ooo Taner. Battık. Taner battık. Bunun fatura yapabiliyor muyuz acaba? Şirket adına kestirelim bari. Aa, bizim bundan daha büyük ödediğimiz bir şey faturamız yok çünkü şirkete ait. Diyelim işte bu bulaşıkhanenin yerini öğreneceğiz önce. Nasıl olduğumuzu tarif edecekler. Biz de başlayacağız bulaşığa. Evet hadi öde bakalım. Ama ben de bunun acısını çıkartırım senden. Görürüz bakalım. Yes. Para sayma makinemiz var. Artık arkadaşlar. Annem iyice yedi. Dombul dombul oldu. Bakın hala içine çekiyor. Anne lütfen içine çekme. İçime çektiğim yok kızım. Ya anne. Onu da öyle söylüyor ki yalnız dombul dombul. Tombul tombul da değil. Kızım dur. Ne yapıyorsun? Hayır, hadi bir ele verme. Bakın. Bakın burayı kapatıyor bu. Taner yalnız buradan kalanları, altın parçacıklarını aldı. Ben bunları illa bir yere götüreyim, bozdurayım, paraya çevireyim dedi. Geri dönüşümde kullanacağız. Pakete çevirdi. Ben bunu geri dönüşümde kullanırım diye şaka değil. Paket yaptırdı kalanlarını. Arkadaşlar cezamı yayınlamamı siz istediniz bizden. Ben bu Nusret cezasını zaten challenge'ın içine koymuştum. Siz istediniz illa ki lütfen gittiğiniz zaman onu da çekin diye. Hesap karşısında Taner bir şok geçirdi. Bu kadarını beklemiyordu şahsen. Gerçekten ben de bu kadarını beklemiyordum. Sadece bugünün cezası olduğu için biz birazcık fazla abartıya kaçtık. Böyle goldlara, altınlara falan doğru yanaştık. Fikir'in eline düştün mü yandın arkadaşlar? Yani benim elime düştü bir kere. İnsafsız. Her neyse geldik. Görevimizi tamamladık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bay bay arkadaşlar. Nusret cezalı.